bu ülkede 40 yıldır nadir kitaplar üzerine çalışan, sahaflık yapan bir insan olarak Fossati kardeşlerin hazırlamış olduğu Ayasofya kitabı bizim piyasamızın en baş şaheserlerinden bir tanesidir. Pek çok özel ve büyük koleksiyonerin kütüphanesinin baş tacı sayılır. Melling gibi, Fossati kardeşler gibi, Preziosi gibi önemli batılı ressam, mimar kimselerin yapmış oldukları İstanbul üzerine kitaplar bizim piyasamızın ve kitap koleksiyonerlerinin ulaşamadıkları ya da çok zor elde ettikleri nüshalardan biridir. Demirören Yayınları tarafından çok özel ve önemli bir müjdeyle karşılaştım. Ayasofya kitabını birebir Demirören Yayınları'nın basmış olduğu ve bu kitabın şık bir şekilde, özel, kutulu olarak, numaralı bir şekilde dağıtılıyor olması kitap meraklıları açısından gerçekten büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Bu kitap çok nadir, çok özel, hem Ayasofya hem de İstanbul üzerine mimari etkiler bırakan iki mimar kardeşin yaptığı bir çalışmadır. Fossati kardeşler ilk kez Beyoğlu'nda yangın sonrasında yok olan Rus konsolosluğunu inşa ederek İstanbul mimarisinde çok farklı özellikler ve etkiler yaratmış kimselerdir. Bu yüzden devrin padişahı Sultan Abdülmecid kendilerine sorunlar yaşayan, mimari açıdan bazı bozukluklar gösteren Ayasofya'nın restorasyonu ve tamiri işini vermiştir. Ve onlar da bu çalışmalar sırasında renkli litograflarla müzeyyen ve İstanbul'un çok özel resimlerini, görünümlerini içeren çok özel bir kitap basmışlardır. Demirören Yayınları'nın yapmış olduğu bu tıpkı basımlar bir seri olarak ortaya çıkıyor, karşımıza geliyor. Bu tıpkı basımlar Melling'de ve Fossati'de gördüğümüz bu tıpkı basımlar Demirören grubunun ve yayınlarının çok önemli bir kültür hizmeti olarak karşımıza geliyor. Ve eminim ki kitapseverlerin, araştırmacıların, mimari tarihle uğraşanların ve de İstanbul'a meraklı özellikle kitap koleksiyonerlerinin ilgi odağı olacak. Onların kütüphanelerinde kıymetli yerini alacaktır. Efendim, bu tür kitapların yayınlanmasını ben iki açıdan değerlendiririm. Birincisi, bugünü anlamak ve dünü bilmek. Çünkü bu çizgiyi bilmeden değerlendirme yapmak, mimarlık tarihimizde, siyasal tarihimizde ne olduğunu bilmek mümkün değildir. Demirören Yayınları İşte bu noktada önem taşıyor. Temel kitapları yayınlayarak burada bizim önemli binaları, önemli mimari şaheserleri nasıl yapıldığını ama arkasındaki olayları da, arkasındaki görüşmeleri de dile getiriyor. Ayasofya biliyorsunuz bugün de gündemimizde, cami olarak da bir ziyaret yeri olarak da gündemimizde. Hiç kuşkusuz yabancı mimarların da bize çalışması çok önemlidir. Bakınız, mimarların bir özelliği var. Bunları çizerken, yaparken, değerlendirirken, çalışırken manzaraları da çiziyorlar.
Yani çizimlere de ihmal etmiyorlar. 18. yüzyıla kadar gelen bir çizgide kitabı okuduğumuzda İstanbul'dan çizgileri de göreceksiniz. Tabii bilgileri de göreceksiniz. Bazı temel kitaplar var ki bir olayı başlatıyor ve bir olayı devam ettiriyor. Aslında Demirören yayınlarının amacı da bu. Hem geçmişte olan önemli kitaplara basmak ve birçok kişiye ulaştırmak. Çünkü bunları gerçekten de bir yerde bulamazsınız. Kim kütüphaneye gidecek de görecek, okuyacak, değerlendirecek. Bence bir temel kitaplık kuruyor. Demirören Medya'nın ve Demirören yayınlarının bu önemliği var. Yani bir kitaplık kuruyor. Öyle bazı kitaplar vardır ki evinizde bulunacak. Çünkü gittiğinizde, gezdiğinizde, gördüğünüzde, başka kitaplar okuduğunuzda onları değerlendireceksiniz. Şimdi Fossati kardeşler var. Bu çalışmalar var, onların yaptığı bina var ama bunların içinde hiç kuşkusuz en önemlisi Ayasofya. Bu yayınlar devam edecek. Sanırım ki birçok yayınlar burada çıktığında kütüphanemizde zengin bir tarih, siyaset, mimariye dair geniş bilgileri elimizin altında tutacağız.